Niye yüzün gülmüyor bugün? Sonra konuşalım. Anneniz gülünce çok güzel oluyor, değil mi çocuklar? Evet. Benim annem gülmese de güzel, hep güzel. Baba, annem gazetedeki resmini gördün mü? Gördüm oğlum. Çok güzel çıkmış, değil mi? Evet, çok güzel çıkmış. Ben doydum. Ben de. Anne, biz oyun salonuna gidelim mi? Ne olur, ne olur. Gitsinler mi annesi? Gidin. Ama terlemeyin, koşuşmayın. Bak, daha yeni iyileştin Ayşe'cim. Hasta mıydık? Üşüttü de iyileşti bile. Babaları evde olmayınca bilmiyordu. Ya tamam Ali. Ne desen haklısın. Edirne'deki eve bir çare düşündüm. Geleceğim artık. Biraz konuşalım mı? Çok iyi olur. Söyleyeceklerim vardır herhalde. Manyağın biri bir mesaj atmış galiba sana. Manyağın biri öyle mi? Öyle. Bir sürü düşmanım var benim. Hepsi manyak. Huzurumu kaçırmak için aile hayatımı bozmaktan çekinmeyecek insanlar. Of Sinan, başka bir hikaye bul. Aliye, benim hayatımda senden başka kimse yok ki. Yemin ediyorum sana. Ya yapma, bir kere de dürüst ol lütfen. Allah'ım, sen bana yardım et. Çaresizlikten öleceğim ya. Nasıl ispat edeyim ki bunu sana? Kulaklarıma mı inanayım sana mı? Sabaha karşı seni aradım, bir kadın sesi duydum. Ya Aliye, biliyorsun. O gece kavga etmiştik. Ben de otele gittim. Televizyonu açtım, karşısında uyuyakalmışım. Sen aradığında televizyon açıktı. Oradan geldi herhalde o ses. Ama ispat edemem ki sana bunu. Onun için sen de istediğine inanıyorsun. Ne kadar çaresizim gör. Al canım. Deniz, Meriç'in Aliye'nin akrabası olduğunu niye söylemedin? Allah Allah, niye söyleyecektim? Bir sebep mi vardı söylemek için? Bir sebep olması şart mı? Niye ilgilendiriyor seni bu? Niye ilgilendirmesin? En yakın arkadaşımızın kız arkadaşı sonuçta. Kahramanın kız arkadaşı Aliye'nin akrabası, evet. Bilseydim öyle olduğunu. Ne olacaktı? Meriç'e başka türlü mü davranacaktın? Yok, ama bilseydim iyi olurdu. Ya Nur, seni kırmak istemiyorum. Ödüm kopuyor seni kıracağım diye. Vaktiyle kırdım çünkü. Ama yeter artık. Ne yapıyorum ben sana? Merhaba Deniz. Oo, merhaba. Gelmeyene böyle gelirler işte. Misafir kabul ediyor musun diye sormayacağım. Çünkü zaten geldik. Hoş geldiniz. Bak, içkimizi de getirdik abi. Niye zahmet ettiniz? Bizim içkimiz vardı. Merhaba Nur. Merhaba. Merhaba Nur. Bu senin. Bu ne? Arabanın anahtarı. En sevdiğim model. Süper bir şey. Bir deneme sürüşü yaptım, aklım durdu. Beni bile geçersin. Taksilerde sürünme artık işe giderken ha? Bin arabana git. Hı? Hem çocuklar için de iyi olur. Kendini affettirmek için bana rüşvet mi veriyorsun? Ne ilgisi var ya? Hep aklımdaydı sana bir araba almak. Hadi al anahtarı. Yarın da arabayı görürsün. Sinan, bunu kabul edebileceğimi nasıl düşünebiliyorsun? Nereye? Çocuklara bakacağım kolumu bırakırsam. Başladın mı yoksa? Tamam. Binin bir taksiye, abim sizi hastaneye götürsün. Ben hemen geliyorum. Allah analı babalı büyütmek nasip etsin Rıza. Gözünüz aydın. Sağ ol Asibe abla. Kız mı, oğlan mı? Oğlan bu sefer. Oo, maşallah maşallah. İkbal Hanım. Duydum duydum. Hadi git. Geçmiş olsun. Selam söyle karına benden. Allah razı olsun. Bizim de canımız Allah'a emanet artık. Ah Haydar Bey, ah. Bak
Vakitsiz gittin, vakitsiz. Nerede benim cep telefonum? Ayrıl Bey'e. Aliye, ne olur inan bana. Ne yapayım bana inanman için? Bizim konuşmamız lazım Sinan. Bu böyle olmayacak. Konuşalım hadi. Yanımızda çocuklar olmadan. Yoklar işte. Olmaya devlet cihanda bir nefes huzur gibi. Saat değil, huzur, huzur. Alo. Efendim anne. Tam bizi emanet edecek adamı buldun oğlum. Niye, ne oldu? Rıza hastaneye gitti. Karısı doğuruyor. Hiç oğlum. Bu gece bizi kesip doğrasalar ruhun duymaz da bir haber vereyim dedim. İki kadın baş başa kaldık evin içinde. Anladım anne. Siz şimdi bütün ışıkları yakın. Kapıları, pencereleri de kontrol edin. Ben iki saat sonra oradayım. Anladım ben. Bana bu dünyada huzur haram. Babacığım. Baba çok güzel oynadık biz. Aferin size.